Arkadaşlar herkese merhaba, ben Burak. Burak'a Vlog kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrardan sizlerleyim. Bir iki işlerim vardı, yeni köpek falan sahiplendim. Ondan sonra muhabbet kuşlarında ve Hint ürünlerinde bayağı değişiklikler yaptık. O yüzden video çekemedim, ancak bundan sonra artık çok güzel videolarla tekrardan sizlerleyim. Video esnasında eğer videoyu beğenirseniz bir like tuşuna basmayı unutmayın. Görüş ve önerileriniz için de çok önemsiyorum. Yorumlara da bunları belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere göstermek istediğim şeyler, yaklaşık 1,5 aydır falan video çekmiyorum. Hint bülbüllerini çok soran olmuş. Pek fazla YouTube'da da Hint bülbülü böyle bizim yaptığımız şekilde hani salma şeklinde yapan yok. O yüzden çok beğeniliyor bizim Hint bülbülü videolarımız. Hint bülbüllerinin son durumlarını merak edenler olmuş. Bayağı yavrularımız oldu. Yeme düşen. Onları falan göstereceğim sizlere. Ondan sonra karayanak mutasyon çiftimiz vardı. Onları buraya saldık. Şöyle kameramı yakınlaştırıp göstermek istedim sizlere. Bunların son durumları neler? Bunların yavruları vardı. Onları falan buralara attık. Bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Yavru yumurta durumumuz ne? İlk önce onlara bakalım. Yavrularımıza bakalım arkasından. Yavrularımız yeme düşmeye başladı. Çoğunluk nasıl gösterelim diye. Şöyle arkadaşlar, yuvanın içine tam elimi sokmak istemiyorum. Şöyle yumurtaları falan buradan görebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi biz buralarda doğal ağaçlar kullanmak istedik. Bunların hepsine yuva yaptılar. Şöyle birinci yuvamız. Şurada ikinci yuvamız var. Burada üçüncü yuvamız var. Şöyle. Burada dördüncü yuvamıza başlamışlar. Ancak tamamlamamışlar. Buralardan zaten bütün yavrular buralardan çıktı. Buranın girişi mesela bakalım. Pek fazla elimi sokmak istemiyorum çünkü bunlar çok nazik hayvanlar olduğu için arkadaşlar yavrulara bakmayabiliyorlar ya da yumurtalara yatmayabiliyorlar. Şöyle bakmak istiyorum. Buradan siz de görüyorsunuzdur zaten. Yumurtamız yine içeride mevcut. Şurada üçüncü bir yuvamız var. Bunun girişi nerede? Bunun girişini göremiyorum. Arkadaşlar hint bülbüllerinden yavru almak istiyorsanız eğer, hatta şöyle göstereyim sizlere, bakın burada bir yumurta kalmış, hatta oradan anlayabilirsiniz. Şöyle odakladım kamerayı, zaten görmüşsünüzdür yumurtayı. Muhtemelen giriş oralarda bir yerde, hiçbir fikrim yok. Hatta aldığımız yavrular bu yuvalardan çıkma yavrular arkadaşlar. Bir önceki videolarımız falan bakarsanız eğer hep bu yuvaların içinde yavrular vardı. O yavruların hepsi şu an salmamızda uçuyorlar. Hepsi buralardan çıktı, yani hiçbir problem olmadı. Hani bizim böyle yuvalıkları da biz taktık. Bu şekilde yavru olalım diye, daha verimli olur diye, ama kuşlar doğal ortamda yuva yapmayı daha çok seviyorlar. Yuva kılı taşımayı, böyle ortamlara yapmayı daha çok sevdikleri için arkadaşlar buralara yuva yaptılar. Ve arkasından yavrularını güzel bir şekilde büyüttüler. Hiçbir problem de olmadı. Yavruların hepsi sağlıklı. Hiçbir sıkıntı olmadan yavruları büyüttüler. Böyle zaten 3 tane ağacımız var. Bu ağaçların hepsinde de zaten yuvaları görmek mümkün. Şu şekilde burada muhtemelen 2 tane ağaç var. 2 tane ağaç diyorum. 2 tane yuva var arkadaşlar. Bu bayağı fantastik bir yuva yapmış. Buranın girişi nerede? Onu göremiyorum. Sanırım burada arkadaşlar. Bunun içinde de şu an yumurta gözükmüyor ama biraz kamerayı şuraya doğru tutacağım. Yumurta var mı diye. Gördüğünüz gibi burada yumurta yok sanırım. Pek fazla da oraya giremiyorum çünkü şu şekilde göstereyim. Bu ağacın arka tarafında kalıyor yuvanın ağzı. Oraya da tam bakamıyorum. Zaten bildiğiniz gibi bakarsam yavru yumurta varsa bir problem olabilir. Yavruya bakmazlar. Şurada böyle fare gibi bir şey gördüm. Onları da size göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bakın. Daha serçe parmağı kadar bir tane yavru var. Bu da yeme düşmemiş bir yavru. Yeme ne zaman düşecek? Muhtemelen daha bunun bayağı vakti var. 15-20 gün kadar. Çok minik bir yavru arkadaşlar. Yanına yaklaşmak istemiyorum çünkü insandan korktuğu için, daha bilmiyor. Bizi yadırgadığı için. Muhtemelen erkek bir yavru bu. Tabi bu yaşlarda yavrunun cinsiyetini anlamak mümkün değil. Ama muhtemelen erkek diye düşünüyorum göğsündeki desenlerden dolayı. O yavru da muhtemelen buradaki yuvaların birinden düşmüş olması lazım. Ama anne baba gayet güzel bir şekilde besliyordur onu. Çünkü 2-3 gündür falan fark ediyorum. Sürekli o yavru oralarda yem yemese bu şekilde canlı kalamaz. Burada bir yuva vardı, bunun ağzını yine göremedim. Arkadaşlar bakın, buraya yuva ağzı yapmış ve içeride bir tane dişi yatıyor. Kendiniz de gördünüz zaten. Hiç rahatsız etmeye gerek yok. Sonra buraya bir yuva yapmışlar. Bakın o kadar yer varken şöyle göstereyim sizlere. Bir sürü yuva var. Gördüğünüz gibi bir sürü yuva var. Ancak kuşlar geliyor böyle yerlere yuva yapıyorlar. Mesela buraya yuva yapmış. Buradaki yuva da arkadaşlar
Şöyle göstereyim sizlere. Yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi yavru var. Kuş buraya yuva yapmayı uygun görmüş. Hiçbir şekilde de hani öyle abartılacak derecede yani bunlar gibi gizli bir yere yuva yapmamış. Direkt açık bir ortama yuva yapmış ve yumurtlamış. Arkasından da yavruyu güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çıkarmış ve büyütmeye devam ediyor yavruyu. Yani böyle durumlarla da arada karşılaşabiliyoruz. Değişik yerlere yuva yapıyorlar. Mesela sizin de olabilir. Kafesinizde yuvalık vardır. Ancak kuş gelmiştir kafesin köşesine, tabana bir yere yuva yapmıştır. Bunları aslında bozmak gerekiyor ama kuş yuvayı beğenmediyse mecbur. Şöyle arkadaşlar bakın, muhtemelen oradaki kuşun da annesi geldi. Orada besleyecek. Kuş yuvayı beğenmediyse eğer yuvaya girmiyor, çıkmıyor. Arkasından oralara yumurta yapmayı uygun görmediği için böyle yerlere yuva yapıyor. Arkasından gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yavru yumurtayı çıkarmış. Güzel bir şekilde yavru büyümeye devam ediyor. Umarım sağlıklı bir şekilde de büyüyecektir. Ki ben hani ilk başta bu salmayı yaparken arkadaşlarla buralara yuva yapacağını tahmin ettik. Hani ağaçlara yuva yapılacağını öngördük, tahmin ettik. Ancak bozarız diyorduk. Hani bu ağaçlardaki yuvaları bozarız. Kuşlar düzgünce aldığımız yuvalara yuva yapsın diye. Çünkü biz bu yuvaları falan özenle kendimiz yaptırdık. Hani normalde satılan bir yuva değil bunlar. Kendimiz özel olarak imalatını bir abimize yaptırdık. Her şey dört dörtlük olsun diye gel gelelim kuşlar böyle ortamlara yuva yapmayı tercih etti. Bozmadık. Bakalım bu şekilde nasıl devam edecek diye izleyelim dedik. Arkasından bir sürü yavru. Buradaki hani şimdi göreceksiniz burada kafaları siyah olan bak bir sürü kuş var. Bunların hepsi yavru. Bunların hepsi bu yuvalardan çıkan kuşlar, yavrular. Bir iki tane de şu şekilde olan yuvalarımızdan çıkan yavrular var. Bu yuvaları gördüğünüz gibi boş bırakmışlar. O yüzden demek istediğim şu. Eğer bu şekilde saçma sapan yuvalar falan görüyorsanız elinizden geldiğince yapmamasını sağlayın. Ancak yapıyorsa da hiç ellemeyin. Hiç el sürmeyin. Çünkü gayet güzel bir şekilde yavruyu çıkarmış gördüğünüz gibi. Hiç problem yok. Buraya yuva kılı taşımışlar. Burayı yaklaşık yapalı 2 ay falan oldu ama ancak hala da kuşlar yuva yapma isteği var kuşlarda. O yüzden ara ara yine tekrardan yuva kılı vermeye devam ediyoruz ki kuşlar yuva yapamayan kuşlar tekrardan yuva yapsın diye. Şöyle bir yuvamız var. Buraya bir tane yumurta bırakmışlar. Bu yuvalar boş ama buraya da yumurta bırakmışlar. Şurada bir yuvamız var. Bunun tekrardan ağzı düşmüş. Şöyle ben bir kaldıracağım. Kaldırabilirsem. Burada gördüğünüz gibi yumurtalar var. Bir iki tane yavru vardı burada. Yavrular yeme düşmüş muhtemelen. O yüzden anne baba tekrardan çiftleşmiş. Yavru yumurta yapmışlar. Burada yumurtalar var. Gördüğünüz gibi. Burada yuvayı yapmamışlar. Burada yuvayı yapmamışlar. Burada bir yuvamız var. Burada yumurta var mı? Şöyle köşede görebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan yumurta var. Burada yuvamız var. Dişi kuş içeride yatıyor. Şu an kalktı. İçeride tekrardan yumurtalara yatıyor. Burada yuvamız yok. Burasının zaten üstü uçmuş ama yuva var. Yumurta var mı? Yumurta yok. Şu şekilde şurada bir yuvamız var. Bunun içinde kuş var mı? Bunun içinde kuş yok arkadaşlar ama biraz uzak olduğu için yuva bana tam bakamadım. Muhtemelen orada da yavru yumurta vardır diye umuyorum. Yavruları size göstereceğim dedim. Yavruları görmüşsünüzdür diye pek konuşmaktan yavruları gösteremedim arkadaşlar. Sizlere mesela atıyorum. Şurada bir tane yavrumuz var. Bakın en sağda duruyor. Şimdi yanına bir tane dişimiz geldi. Siyah gagalı olan yavrumuz. Bu yavrular da buralarda sürekli uçuyorlar. Diğer yavrularımızı görmek istiyorum ama artık gagalar renklendiği için kuşların tam yavruları seçemiyorum. Bu yavruları şu anlık sahiplendirmiyoruz. Çünkü biraz daha damızlık arttırmamız gerekiyor burada. Bildiğiniz gibi biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Mamayı bakın nasıl yiyorlar. Mamamızın içinde bol bol kenevir tohumu ve nijer tohumu var. Kuşlar sürekli çiftleşmeye teşvik olsun diye bu tohumları da kullanıyoruz. Karayanağımız orada dediğim gibi tekrardan kendi dişisiyle beraber. Onu da yaklaşık bir hafta önce falan attık. O da yuvasını yapıyordur. Tekrardan yavru vermeye devam edecektir. Onun yavrularında karayanaktan gelen 3 tane yavrumuz vardı. Onlar da şu an bu salmanın içinde arkadaşlar. Uçuyorlar. Bakın burada bir tane yavrumuz var. Şöyle göstereyim. Yani sürekli yavrular arkadaşlar uçmaya devam ediyorlar. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyüyecekler. Tekrardan onlar da yavru verecekler.
Çoğunluğu yeme düştü. Biraz daha büyümeleri gerekiyor sadece. Biraz büyüdükten sonra tekrar onlardan da yavru alacağız. Şöyle bakın, iki tane yavru yan yana. Onların ikisi de yavru arkadaşlar. Gagaları siyah gördüğünüz gibi. Bu şekilde sahnamızda son durum bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda tekrardan zaten haftada bir iki defa Hint birbirlerinin son durumları hakkında video atmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrardan bir like tuşuna basmak isterseniz like tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz de abone ol tuşuna basarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.